Herkes selamlar. Ben Emre. Bugün Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz. Mobile diyordum herhalde ama mobil diyelim abi. Şimdi bugün çok güzel bir karakterin tanıtımı var. Jade ablamıza sonunda geldik. Bana göre oyundaki en güçlü karakter Jade abi. Şöyle bir hemen gidelim. Fight Online Assassin Jade bu karakter bana göre oyunun en güçlü açık ara hatta öyle söyleyeyim. En güçlü karakteri bireysel olarak söylüyorum bakın. Takım olarak söylemiyorum. Bireysel olarak bu karakteri yenmek hani bir, ayrı bir takımla savaşıyormuşsun hissiyatı veriyor sanki. O kadar zor geliyor bilmiyorum. Niye öyle ama. Oyunun şu an sesini ha tam kulaklığın sesini çok kısmışım. Onu bir kontrol ettim. Benden kısıkmış yani sizde bir sıkıntı yok. Şöyle serisinden gireceğiz. Jade ablamızın ana ekranına önce bir girelim. Pasifinden her şeyinden ben bir bahsedeyim size. Şimdi. Güzel karakter yeminle çok güzel karakter. Evet. Şimdi burada %40 ihtimalle bloklama şansımız var ve belli bir miktar hasar bırakıyoruz. Bu hasarlar şöyle geliştirilebiliyor bu arada. Ben de full olduğu için geliştiremiyorum. %40 muhtemelen yüzde öncesi bir öncesi %30 bir öncesi %20 şeklindeydi. Low, medium, high damage şeklinde. Yani düşük, orta ve yüksek hasarlara çıkabiliyorsunuz. Geliştirdikçe. Burada ruh vererek geliştirebiliyorsunuz. Şuradaki 706 ruh var ya. Ondan vererek geliştirebiliyorsunuz. Elimden geldiği kadarıyla en ufak detayına kadar anlatacağım. Şimdi bir dakika okuyayım mı önce? Takımındaki Assassin karakterler, suikastçı karakterler %40 şansla oha lan bir dakika bu ne ya? Ben bunu bilmiyordum abi. Tüm suikastçı karakterler mi %40 şansla herhangi bir yeteneği veya bitirici komboyu engelleyebiliyor, dojlayabiliyor, engellemek? Oha, aşırı iyiymiş bunu. Bu kadarını ben bilmiyordum. Sadece Jade yapıyor sanıyordum ben bunu. Jade aynı zamanda bloklanamayan ve hasar bırak mesela yeteneğini dojladıktan sonra bir yetenek atıyor size karşı rakipteki karakter ya da bitirici kombosunu uyguluyor. Bitirici kombosunu uyguladığı zaman veya yetenek attığında eğer bu ihtimal gerçekleşirse %40 ihtimal gerçekleşirse Jade görünmez oluyor. Görünmezliğe giriyor. Sonrasında karşı rakibe hasar bırakıyor. Ve bu hasar bloklanamıyor. Aynı zamanda sakatlayıp yüksek hasar bırakıyor. Ananın nikahı değil mi? Yani daha ne yapsın ki? Aynı zamanda bir şey daha var. Sinerji olarak yazmışlar bunu. Assassin karakterler %10 daha fazla hasar vuruyormuş. Gölge çemberi karakterleri mi oluyor? Nasıl çeviriyorlar bilmiyorum. Gölgenin çemberi karakterlerine karşı suikastçı karakterler %10 daha fazla hasar bırakıyormuş. Elimden geldiği kadarıyla tamamen %100 Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Çevirebildiğim kadarını size aktaracağım. Türkçe'ye nasıl çevriliyor bilmiyorum bu arada. Çünkü deyim oluyor, atasözü oluyor. Farklı farklı şeyleri çevirebiliyorlar. Şimdi şöyle bir girelim. Jade neden bana göre en güçlü karakter? Biraz sonra anlayacaksınız zaten. Bir kolamızdan içiyoruz tabii ki. Ulan kola içe içe a neyse. Evet. Geldik Jade ablamıza. Şöyle bir oh. Death Mark'ı da attık çok güzel oldu. Bana combo yapmasını falan bekleyeceğim. Yapsın %40 ihtimal gerçekleşirse göreceksiniz. Ama yapmıyor. İkinci yeteneğimi atacağım direkt. Ha, bu yapılmıyor ya. Kaydırma çok zor. Bilgisayarda özellikle imkansız. Aha bak gerçekleşti. Ve bloklanamıyor. Güm. Nasıl abi? 6000 falan vurdu gördünüz değil mi? Tek başına ordu ya yemin ederim. Bak %40 ihtimal bu sefer tutmadı mesela. Böyle vuralım. Birinci yeteneğimiz havaya sıçrıyoruz. Vuruyoruz ve karşı rakibin kalkanına deliyoruz. Öldüğü için gerçekleşmedi. Bak gerçekleşti pasifimiz. Hayvan gibi bir hasar vurduk. Nasıl abi o hasarı kendisi yedi şu an. Oğlum inanılmaz iyi ya. Sen saçmasın. Yemin ederim saçmasın. Şöyle bir tekrardan atacağım. Bir de kalkanını kırıyoruz bakın şu şekilde. Shield break, kalkan kırma efekti var. Yani bu yani dayanıklılığını düşürüyor karşı rakibin. Kalkanını, zırhını azaltarak daha fazla vurmamızı sağlıyor. Müthiş ötesi. Böyle bir vurduk mu tek başına karşı takımın hırsına geçiyoruz. O kadar güçlü bir karakter. Of, bende şeyi varmış bu arada. Ananı avradını görünmez oldu. Sen inanılmaz bir karaktersin ya. Aşığım sana. Abi çok güçlü ya. Yemin ederim çok güçlü. Bu ne lan? Bunların ağzına sıçarım ben oğlum. Bunu bana niye verdin ki sen? Nasıl tutacak bunlar beni? Tutamayacak tabii ki de. Bakın tek yolumuz şimdi.
Çok üzücü olurdu. Hadi bakalım. Devam edelim şöyle bir. Artık girsen de hani oynasak teşekkür ediyorum kardeşim ya. Böyle bir nomad. Attık mı? Tekiyor mu? Yemedi. Ana! Oha lan kaç canı var bunun? Canlarının kaç olduğunu görmedim bu arada. Bu kadar dayanıklı olacağını tahmin etmiyordum. Çok fena dayanıyorlar. Helal olsun lan size. Yalnız 2000 düz vuruyorum. Nasıl dayanacaksın ki? Hop. 1310 1310 gömüyoruz baksana. Kritik delice her şeyle vuruyor. 16600 anladım. 2900 vuruyor bana. Oğlum nasıl öldüreceğim beni? Bu biraz zorlayabilir belki bilmiyorum. Yok bu da zorlamaz ya. Hele pasifimiz çalışırsa. İkinci yeteneği bir daha göstereceğim bu arada size. Birinciyle uğraşıyordum. İkinci yeteneğin hangi efekte sahip olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Göreceğiz birazdan. Ha kör ediyor. Vurduğumuzda eğer gerçekleşirse etkileyebilirsek karşı rakibin düz vuruşlarını yemiyoruz. Tabii ben böyle vurursam olmaz. %40'la bir şey yapamayız. Öldü ya. O son büyük kılıçta büyük kılıcının büyük kısmıyla vurduğu zaman hançerinin mi diyeyim artık? Sopasının büyük kısmıyla vurduğu zaman çok fazla hasar çıkartıyor bu arada. En yüksek hasar en son vuruş hasarı. İkinci yetenekten bahsediyorum. Şöyle bir girelim bakalım. Şimdi üçüncü yeteneği daha göstermedim. Göstereceğim. Onu gösteririz. Karşı rakiplerin saldırı yapmasını bekliyorum da pasifi tam anlamıyla aktarabilmek için. Peki yapmıyorlar. Reis. Bak. Şimdi. Dim ne lan? Dim. Üçüncü yeteneği aslında bu el gösterip. Oo, bak aynı şekilde yine pasifimiz çalıştı. Kaç vurduk bilmiyorum. 3600 bir tane göründü. Demek ki diğeri de 3600'dü. 7200 sadece pasifle vurmuşuz. Bence çok saçma abi. Hani açık ara çok saçma ya. Şu ikinci seneyi bir daha atmayacağım ya dur. Atacağım çünkü ölecek biliyorum yani. Canı çok mu? Güzel canı biraz daha çok duruyor. Tek yemez inşallah. Köre dişini göstermek istiyorum o yüzden. Tek attı mı? Abi tek atıyor bu da her şeye. Kör oldu da işte yeniden geldiği için iptal oluyor köre dişimiz. Böyle vuralım birinciyi bir atalım sana. Tamam. Pasifimiz yine çalıştı. Kaç vuruyoruz? 4100 4100. Oha 8300 vurdu az önce. Aşırı saçma. Böyle vurdun mu? Aa ama ayıp. Bunu bir sal bakalım. Hop, yine birinciyi vuruyoruz. 16000. Bir de kalkanını kırdık üstüne. Aa bu sefer engelleyemedik gördün mü? Güzel de vuruyor ha. Ama bonus shield'ım çalıştı. Kurtuldum gene. Şöyle bir şunu atayım ben reis sana. Hop kritik vurduk mu? 23000. Bloktayken de bu arada şey yapabiliyorsunuz. Yani sürekli blokta kalabilirsiniz bu karakterde. Bitirici kombolar falan şeyde çalışıyor. Bloktayken de çalışıyor. Pasifi yani. Bloklamam gerekiyordu bu arada bunu. Bu hatam oldu. Canım bayağı inecek bunun yüzünden bak. Bunu bloklamadı. Çok güzel oldu. Hop. Öldü. Bak pasifimiz çalıştı. Kendi kendini öldürüyor ya. Bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de karşı rakibi sakatlıyor abi. Yani yetenek kullanamaz hale getiriyor. Aşırı iyi oğlum ya. Fazla güçlü. Şu da çok güzel bir efekt. Kayboluyor. Oyun son ekranında. Bayağı iyi ya. Çok zevkli çar. Başta şimdi 71.000 canlı Scorpion var. Bir de Inferno. Düz vuruşları çok sıkıntı olacak. Ama bitirici kombosunu uygularsa pasifimiz çalışır. Büyük bir ihtimalle. Oradan bir şeyler yaparız yine. Ama 70.000 can çok fazla. Bayağı fazla hem de. Eritiriz ya. Jade yani o konuda şey sıkıntılı bir karakter değil. Rahat rahat eritebiliyor bossları falan. Ya kanama efekti falan uygulayamıyoruz o birazcık şey. Ya o da olsa zaten inanılmaz güçlü olurduk. Şuna mesela Jayce'de bir can yenileme özelliği verseler kimse tutamaz oyunda. Hiç kimse yani hiçbir karakter takım yenemez bunu. Ölümsüz oluyor çünkü. Bir ara ben Unstoppable Jayce'in Warriors'te çok fazla oynardım. Ölümsüz diye açar. Çok güzel bir özellik. Oo zehirlendik. Bak bu hiç iyi olmadı. Ah keşke atmasaydım birinci teneyi ya. Üçüncü teneyi atacaktım bari. Ama zehirlemesi iyi olmadı işte. Canımdan gidiyor sürekli. Bu da yakacak şimdi. Yok yakmadı. Çalışmadı pasifi. Böyle vuralım bakalım. Üçüncü teneğimi doldurmam gerek. Nasıl dolduracağım onu da bilmiyorum.
Şöyle bir yaraya kadar gelsin de ondan sonra çıkacağım bundan. Ama ölme ihtimalimiz var. Kendime mi yansıtıyorum demecilerimi? Öyle bir şey hissettim şu an ya. Sanki vurduğumu yansıtıyormuşum gibi geldi. Şöyle geçeceğim. Güzel. Çıkarken de hasar bırakıyoruz bu arada. Bu da ayrı bir olay. Keşke bunu atmasaydım ya. Blokta kalacağım. Amaç şu an Jayden yeteneğini doldurmak. O yüzden Liu Kang'e geçtim. Liu Kang çok fazla vurduğu için, hızlı vurduğu için çabuk dolduruyor yeteneklerini. İkinci teneği açıldı bile. Güzel çar. Blokta kalalım yine. Of, ne vurdu ya. Allah'tan bon shield'ımız çalıştı. Birinci yatayım ya, canımız yenilensin birazcık. Böyle %100 vurduk. Güzel. Jayden'in üçüncü teneği bir açılmadı ya. Oo, öldürdü lan. Vallahi öldürdü ya. Şuna bak. Bu öldürür ama. Of, bir de girdi. Çok güçlü şu anda var ya. Şeyi umarım yapabilirim. Hadi bakayım. Azıcık daha dayansa yeterli ya. Ama Scorpion vardı abi. Scorpion da aynen o gelecek falan. Tutacağız baya. Jayden muhtemelen 3. yeteneğini açarız. Göstermek istiyorum size onu da. Çok pislik bir 3. yeteneği var abi. Böyle bir vuralım. Blokta kalacağım. Devam edeceğim. Vuracağım şöyle bir. Tamamdır. Blokta kal. Oo, ağzıma tükürdü, bu ne ya? Abi açılsana artık, 3. yetenek yeter lan. İkinciye atacağım şöyle. Ha, açıldı, tamam. Direkt C'ye de geçeceğim şimdi. Az vuracağım bilerek ölmesin. Direkt C'nin 3. yeteneğiyle girmek istiyorum. Derken öldü abi. Attım. Hadi bakalım. Bak çok pislik ya. Şuna bak. Ay! Acı verici. Bu arada 3. yeteneği full değil. Bir kere verdim. Sadece 27 bin vuruyor. Bir kere vermeyle 27 bin. Müthiş abi. Müthiş bir çarsın ya. Kodumuz da bu arada ne olsun? 11,2. Evet, böyle vereceğim kodu bu sefer. 11,2. Sayıyla, bildiğin sayı bazıyla 11,2. Hadi bakalım. Böyle manyak bir kod verelim bu sefer de. Nasıl çar ama Jayden? Güzel değil mi? Fena vuruyor. Mikrofona yumruk atmasam iyiydi. Neyse. Gel artık ama. Teşekkür ediyorum ya. Sağ ol. Bugün normalde Mortal Kombat 11 açacaktım. 6 GB güncelleme gelmiş yine. Salak oyun. Ne zaman böyle bir 10-15 gün girmesem 25 GB güncelleme ile çıkıyor her seferinde karşıma. Bir de bilgisayarda CSGO da vardı. Böyle vuracağım. CSGO çek diyordunuz da bana sürekli. Oğlum CSGO kolay çekilecek bir oyun değil ya. 8000 saat adamlar bile yeniliyor çoğu zaman. 8000 saati bırak, benim 20 saat mi 17 saat mi oyunum var CSGO'da. Yok, o CSGO muydu ya? 60 saat miydi yoksa CSGO? Öyle bir şeydi. Çok düşük yani. Böyle vurdum mu sana reis birinci yeteneği? 15.000 üstüne, ah be, Power Drain yedik, güzel olmadı. Şunu da vurduk mu? 14.000, çok yemedi lan. Ama dediğim gibi bakın, yenilmeye yaklaştığımız yer bile olmadı abi. Niye? Jayden sayesinde. Gustavo. Kardeşim bu ne ismiydi? İtalyan mıydı ya? İspanyol muydu yoksa? Fransızmış bir bakıyorum. İspanyol muydu ya? Galiba İspanyoldu. Böyle bir hop. Temiz abi. Jayden adamdır. Seviyorum Jayden'cim seni. Kralsın. Evet. Demem o ki, bence bana göre oyunun en güçlü karakteri Jayden. Umarım size göre de öyledir. Çünkü Jayden'iniz varsa çok mutlu olmanız gerek abi. Kesinlikle geliştirin. Geliştirebildiğiniz kadar geliştirin hatta. Ben 10. evrim olmasını çok isterdim. Ama 2. evrim. Zamanında almadım bunu. Salaklık ettim. Markette vardı, normalde ruhla satılıyordu. Zamanında dedim de, bu arada bir 5-6 ay oluyor galiba market değişeli. Belki daha fazla. Aynen, daha fazla oluyor. Bir yıl oldu herhalde. Mortal Kombat 11 ile birlikte değişmişti. Bir yıl oldu abi. Bir yıl öncesinde tüm karakterler vardı markette. İstediğinizi alabiliyordunuz. Shao Kahn falan yoktu. Diamond karakterler yoktu. Güzeldi yani, anlayacağınız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanal abonelerinize tabii ki de mutlu edecek şeyler arasında geliyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yine aynı şeyleri salak gibi söylemeye başladım. Çok güzel. Video çıkış yapamayan Fuentes ağlıyordu. Kendinize iyi bakın.